Bakalım şöyle kapasitörlerimizi çoğaltalım. Bakalım şimdi. Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde RC Hobby ile ilgili bir proje çektim sizlere. Elimdeki lipo yani lityum polimer esaslı bir pil. Bu pil yerine bugün görmüş olduğunuz 2.7 volt 100 faratlık kapasitörleri kullanmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi bu kapasitörlerin ömrü çok uzun. Daha önce birkaç proje yaptığım için bunu benim takipçilerim tabii ki biliyor. Burada görmüş olduğunuz lipo pil ise ortalama 2 yıl raf ömrüne sahip bir pil. Pilimin ağırlığı ortalama 60 gram. Bunları az önce ölçtüm, tarttım arkadaşlar. Buradaki her bir kapasitörümün ağırlığı ise ortalama 20 gram. Yani biz 3 tane bu kapasitörden kullanırsak toplam 60 gram edecektir. 3 kapasitörümün gerilimi ise 2.7 çarpı 3 olacak arkadaşlar. Ortalama 8 volt gerilime sahip olacağız. Bu pilde ortalama 8.4 voltluk bir gerilime sahip. Bakalım bu pille bu helikopter ortalama 7-8 dakika uçarken bununla yani bu 3 kapasitörümüzle bakalım kaç dakika helikopterimiz uçuyor veya uçabiliyor. Bunları birazdan test edeceğiz. Hemen öncelikle isterseniz buradaki pilimizi helikopterimize takalım ve ne kadar uçtuğunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu şekilde pilimizi yerleştirelim yerine. Evet, önce herhangi bir kapasitörümüzü şarj edelim.
Bunlar yüksek akım verebilen kapasitörler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda 7 amper 8 ampere yakın bir güç çekiyor. 1.4 volt civarında. Şimdi şarj olmasını bekleyelim. 2.7 volta geldiğinde şarj olmuş demektir. Şu anda hala gördüğünüz gibi 8 amper gibi bir güç çekiyor. Yani 8 amperle şarj oluyorsa 8 amperle de deşarj olacak demektir. Evet, şu anda gördüğünüz gibi şarj oldu. Amper düşmeye başladı. Buradaki amper sıfırlandığında şarj oldu demektir. Biraz daha bekleyelim. Kısa devre yaptığınız anda çok kötü sonuçlar verebilir. Çünkü 10 ampere yakın deşarj olabilir. Belki 20 amperle de deşarj olur arkadaşlar. Evet, doldu gibi sanki. 1 amper çekiyor gördüğünüz gibi. Öncelikle şu küçük motorda onu denemek istiyorum. Oo. Evet, bu 2.7 voltla böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2.7 volt. Bunların üçünü seri bağladığımız zaman yani 8 volta yakın bir güç elde edeceğiz. Şimdi bunları seri bağlayalım. Yani artısı eksisi gelecek şekilde. Evet, şimdi 8.1 volt yapıyor arkadaşlar. 2.7 çarpı 3 yaparsam 8.1 volt yapar. Şu şekilde 8.1'i ayarlıyorum. Oh. Evet, gördüğünüz gibi yine 10 amper 8 amperle şarj ediyorum. Buradan ise voltu görüyorsunuz. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Evet, biraz ısındılar. Oh. Birinci hücre. Bakın ikinci hücre. Evet, bunu götürecek. O kadar güçlü. Bir hücre. Sanırım ters döndü. Oo, tek hücre bu. İki hücre. Oo. Oh. Bu bizim helikopterimizi sanırım 3-5 dakika uçuracaktır. Tekrar şarj edelim ve helikopterimizde bunları deneyelim arkadaşlar. Evet, kapasitörlerimi tamamen şarj ettim. Artık helikopterimize bağlayabiliriz. Bakalım ne olacak. Oh. Sanırım bu iş oldu.
Evet, maalesef. Ne oldu? Evet, sanki yetmedi. Evet, gerilim maalesef 3 volta düşmüş. Evet. Yani bu kapasitörler maalesef olmadı arkadaşlar. Knockout. Bakalım şöyle kapasitörlerimizi çoğaltalım. Bakalım şimdi oluyor mu? Evet, şu anda kapasitör bankamız hazır oldu. Tabii ki helikopterin bunu kaldırıp kaldıramayacağı da şimdi ortaya çıktı. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda gücü iki katına çıkarmış olduk. Hemen artımı eksimi veriyorum. Evet, kapasitörlerim neredeyse şarj oldu. Bu sefer tabii ki şarj işlemi biraz uzun sürdü. Çünkü kapasitemiz tam 3 kat arttı. Bakalım helikopterimiz nasıl davranacak. Evet, kapasitörlerim şarj oldu şu anda. Gördüğünüz gibi artık amper çekmiyor. Bu bize yeterli. 60 gram yerine 120 gramlık hatta 120-180 gramlık bir batarya grubumuz oldu. Bakalım helikopterimiz bu ağırlığı kaldırabilecek mi arkadaşlar? Şimdi teste geçebiliriz. Ördekti, sanki kaz oldu, ağırlaştı. Hemen böyle bırakalım.
Banyo çok ağır oldu. Bakın bu aşamada şöyle bir şey yapacağız. Ben buradaki hücrenin son kısmını alacağım arkadaşlar. Evet, ağırlığı 3'te 1 oranında hafiflettik bu şekilde. Evet, kapasitörümüzü 3'te 1 azalttık. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Maalesef bu kadar. Yani kapasitörlerle ortalama 5 saniye uçabildik arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde pillerin yerini kapasitörler tutmuyor. Bunu anlamış olduk. Demek ki süper kapasitörler piller için ikame olamaz. Çünkü bunların ağırlığı fazla ve çabuk deşarj oldukları için bu helikopteri uçurmaya bunlar maalesef yetmedi. Evet arkadaşlar, bugünkü projemizde lipo pil yerine kapasitör kullanabilir miyiz? Bunu test etmiş olduk. Kapasitörler ne kadar gelişmiş olsa da hala bizim lipo pillerimizin veya lityum pillerimizin yerine tutacak kapasitede ve boyutta değiller. Umarım faydalı ve farklı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın.